Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat eldivenin son taliplisi herkese sürpriz oldu. İşte haberin detayları. Akşamın derlediği habere göre, Hırvat kaleci için İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Napoli'nin ısrarı sürüyor. Seri A ekiplerinden Napoli, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ale Meret'in yerine Dominik Livakovic'i transfer etmeyi planlıyor. Meret'in inişli çıkışlı performansı nedeniyle Askaleci arayan İtalyan ekibinin, gözünü Dominik Livakovic'e diktiği ileri sürüldü. İngiltere'den sürpriz talip Dominik Livakovic için Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'un nabız yokladığı ifade edildi ligde topladığı 8 puanla düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Ipsic, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibinin kale pozisyonu için en üst sıraya Dominik Livakovic'i yazdığı öne sürüldü. Suudi Arabistan Söylentileri Dominik Livakovic için Suudi Arabistan'dan da taliplerin olduğu öne sürüldü. Ancak Livakovic'in Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dominik Livakovic bu sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 22 maçın 7'sinde kalesini gole kapadı. Ayrıca Hırvat file bekçisinin güncel piyasa değeri de 11 milyon euro civarında. Jose Mourinho'nun gözüne girdi. Fenerbahçe'de kritik maçlarda o sıra alacak. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de milli arada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor, Kanarya'da son olarak o futbolcu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı işte detaylar. Sivas Spor'a attığı golle başarılı bir geri dönüşe imza atan Samet Akaydi'nin forma şansı bulmaya devam edeceği bildirildi. Milli takım aday kadrosuna da seçilen Samet'in Mourinho tarafından daha fazla oynatılacağı aktarıldı. Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle ligdeki kritik maçlarda Samet süre alacak. Fenerbahçe'de İtalyan sol bek operasyonu. İki isimden biri. Fenerbahçe'de önce Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı ardından Vaydan Osteriolde'nin sakatlığı ile sol bek alarm verdi. Ocak ayında yapacakları takviye ile sezon hedeflerine odaklanmak isteyen sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatı ile yönünü İtalya'ya çevirdi işte aday isimler. Fenerbahçe'de adaylardan ilki, Fiorentina'da forma giyen Fabiano Paris'i. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Empoli'den transfer olmuştu. 10 milyon euro bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta bir gol ve bir asist katkısı sundu. İkinci aday ise Lecce forması giyen Antonino Gallo. Paris'i ile aynı yaştaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. Bu sezon 13 maçta toplamda 1074 dakika süre alan Gallo, 2 asist üretmeyi başardı. Oyuncunun güncel değeri ise 4.5 milyon euro. Milliyette yer alan habere göre Branco, yakın zamanda İtalya'ya giderek iki oyuncu için kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak. Fenerbahçe'ye Osterwolde piyangosu Sakat olmasına rağmen. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'de Süper Lig'de oynanan Samsun Spor maçında, ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Vaydan Osterwolde, Transferin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor, 3 takımın Ocak ayında Hollandalı Solbek için sarı lacivertlilere teklif yapacağı öğrenildi. İşte detaylar. Sabahın haberine göre, sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi. 20 milyon eurodan aşağı olmaz. Bu transferde kapıyı 20 milyon eurodan açacak olan yönetim, Ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeyi alacak. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif. İşte önerilecek rakam. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda görüşmeler sürüyor, Sarı Lacivertlilerin milli futbolcuya son teklifini ileteceği öğrenirken teklifin detayları da ortaya çıktı. Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin kısa süre önce, yıllık 50 milyon Türk lirası teklif ettiği, ancak fazla forma şansı bulamadığı için tedirginliğini kulüple paylaşan ve bu nedenden dolayı teklifi kabul etmeyen 29 yaşındaki oyuncuya yeni teklifin yolda olduğu öğrenildi. Takvimin haberine göre, Sarı lacivertlilerin tecrübeli kanat oyuncusuna bir hafta içinde, yıllık 65 milyon liradan 3 yıllık kontrat önereceği öğrenildi. İrfan Can'ın yapılacak bu teklifi kabul edeceği de gelen haberler arasında.